Konumuz safsatalar, mantık safsataları, hatalı mantık yürütmeler. Safsata hatalı akıl yürütmeler ya da akıl yürütmede yapılan yanlışlar demektir. Safsatalar ilk bakışta ikna edici görünebilirler ama doğru irdelediğimizde, derinine indiğimizde sahteliği gözüken mantık çıkarımlarıdır. Safsata tümden gelim ya da tüme varım biçiminde olabilir. Et hominem aynı zamanda safsata. Akıl yürütme biçimlerini yani et hominem akıl yürütme biçimlerini bilmek hem karşınızdaki kişi ya da kişilerin ya da kurumun kasıtlı ya da kasıtsız manipülasyonlarını hızlıca fark etmenizi sağlar. Hem de doğrudan sizin akıl yürütürken mantık hatalarına düşmemenizi sağlar. Bu yüzden düşüncelerinizi gözden geçirerek kendi düşüncelerinizdeki mantık hatalarınızı da fark etmenizi sağlar. Şaşırtmacalı cümleler, doğru gözüken yanlış kalıp yargılar, sizi aldatmaya yönelik manipülatif eylemleri hızlıca fark etmenizi sağlar. Günlük hayatta çokça kullanılan hatalı mantık yürütmeler yani safsatı, günlük hayatında kendinizin veya karşınızdakinin size karşı veya sizin kendinize karşı veya bir başkasına karşı çokça kullandığınız şeylerdir safsata yani yanıltmacalar. Şimdi bunların çeşitlerini inceleyelim. İlk safsatamız adam karalama. Ad hominem, saldırı türü bir safsatadır bu. Adam karalama kişi ya da kurumun öne sürdüğü tezi ya da iddiayı değil de doğrudan o kişi ya da kurumu hedef alan. Doğrudan o kişi ya da kurumu hedef alarak öne sürdüklerini de bu yolla karalama çeşididir. Yani senin X özelliğin var, o halde bu söylediğinde doğru olamaz gibi bir saldırı niteliği taşır bu. Adam karalama safsatasının formülü A kişisi X iddiasında bulunur. B kişisi A'nın kişisel özelliklerine saldırır. O halde A'nın iddiası yanlıştır. Formülüne dayanır. Şimdi birkaç örnek verip geçelim. Ali diyor ki işçiler zor şartlar altında çalışıyor ve haklarını alamıyorlar. Veli de diyor ki sen zaten komünistsin. Aksini düşünsen şaşırırdım. O halde Ali aslında bir komünist olduğu için işçi haklarını düşünmektedir. Yani böyle bir izlenim yaratır. Bir başka örnek verelim. Şeyma desin ki tanıdığım bütün Ruslar tembel insanlardı. Bu Şeyma'yı hatırlarsınız belki. Bu Şeyma başımıza beladır. Tanıdığım bütün Ruslar tembel insanlardı diyor hala Şeyma. Ece de ona cevap veriyor. Diyor ki sen önce kendine bak. Sen sanki çok çalışkansın. O halde Şeyma tembel olduğu için Rusları tembel olarak nitelemekte Ece'ye göre. Bir örnek daha vereyim. Mert desin ki evlilik dışı ilişkilere karşıyım. Berna da ona cevap olarak desin ki karşısın çünkü sen yobazın tekisin. O halde Mert yobaz olduğu için evlilik dışı ilişkilere karşıdır. Doğal olarak böyle bir izlenim yaratacak. Son bir örnek daha vereyim. Kim olsun? Çağrı olsun. Çağrı desin ki, Çağrı diyor ki Freud bilinçaltımızda ID, ego ve süperego sürekli çatışma halindedir diyor. Bir bilgi veriyor Freud'la ilgili. Bilimsel bir bilgi veriyor. Meral de Çağrı'ya diyor ki boş ver sen Freud'u o zaten cinsel sapığın tekidir. Ne oldu? Ad hominem yaptı. Saldırı türü adam karalama. İlk türümüz buydu. İkinci safsataya geçelim. Sen de safsatası. Bu da yine saldırı türü bir safsatadır. Aynı zamanda bu safsata bir söylem eylem çelişkisidir. Yani söyleminizle eyleminiz çelişir bu safsatadan yaptığınızda. Bir kişinin söylemleri ya da iddiaları yaptıklarıyla çelişiyor diye iddianın yanlış olduğunu söylemektir. Sen de safsatasının formülünü verelim. A kişisi bir iddiada bulunur. B kişisi A'nın iddiasının doğruluğunun A'nın davranışlarıyla çeliştiğini söyler. O halde A'nın iddiası yanlıştır. Bu kadar basit değil mi? Alın size safsata, sen de safsatası. Şimdi örnek verelim. Nasıl bir örnek verelim buna? Şöyle düşünün, hastaneye gittiniz, muayene oldunuz, ciğerlerinizden film falan çektirdiniz. Şimdi biraz önce muayenehanesinde size sigarayı bırakmanız gerektiğini söyleyen bir doktor var. Size dedi ki, baktı filminize, sigarayı bırak dedi. Tamam, çıktınız hastaneden, o sırada hastanede biraz oyalandınız, kantine indiniz falan filan. Tam çıkarken bahçede bir baktınız, size bunu söyleyen doktor sigara yakmış, içiyor, sigara molasına çıkmış. Şöyle düşünebilirsiniz. Demek ki sigara o kadar da kötü bir şey değil. Yani doktor da bunu içiyor. İçme diyen adam da içiyor, yapıyor. Siz de bunu içmeye devam etmeniz gibi bir safsatadır bu.
Oysa doktorun size yaptığı uyarı hala geçerli değil mi? Ne kaybetti? Önemini mi kaybetti? Herhangi bir değişiklik var mı? Yanlış mı? Değil ama işte safsata diyoruz o yüzden. Bir başka örnek verelim. Ali desin ki yere çöp atmak yanlış bir şeydir desin ve o sırada elindeki çöpü geri atsın. Veya biraz önce çöpü geri attın elinden sonra siz ona deyin ki niye işte yere attın? Desin ki size yere çöp atmak yanlış bir harekettir. Veli de Ali yere çöp attığına göre yere çöp atmak yanlış bir şey değil diye düşünecektir. Bu da sen de safsatası örneğidir. Üçüncü safsata türümüze geçelim. Niteliksel adam karalama. Yine saldırı türü bir safsata. Bir kişinin iddiasının yanlışlığına dair delil ileri sürmek gerekir değil mi? İddiası yanlışsa delil ileri sürersin. Ama sen delil ileri sürmek yerine o kişinin etnik geçmişi, politik duruşu veya işte dini görüşleri olabilir. Bu gibi niteliklerine saldırırsın. Ve bu şekilde iddiasını da çürütmüş olduğunu varsayarsın. Bu niteliksel adam karalama türü bir saldırıdır. Yani bir safsatadır. Örnek verelim. Ahmet diyor ki yeni sağlık reformu herkesin sağlık hizmeti almasını sağlayacak. Mehmet de diyor ki Ahmet'e sen hükümet yanlısı olduğun için böyle söylüyorsun. O halde Ahmet'in iddia ettiği yeni sağlık reformunun sağlık hizmetlerini genişleteceği iddiası yanlıştır gibi bir izlenim çıkar oradaki gruptan. Orada bu konuşmayı duyan, dinleyen kişilerden. Yani niteliksel adam karalama yaptı Mehmet. Bir başka örnek verelim daha iyi anlaşılsın. Nergis desin ki, Nergis diyor ki Zebur, Tevrat, İncil ve Kur'an Allah tarafından indirilmiştir. Gülten de ona diyor ki bunu söylemen doğal çünkü sen bir dincisin. O halde Nergis'in söylediği yanlıştır. Değil mi? Niteliksel adam karalama. Devam edelim. Ortak tutuma başvurmak. Şimdi burada karşımızda otoriteye başvurma türü bir safsata var. Ortak tutuma başvurmak. Bir iddiayı kabul ettirmek için büyük çoğunluğun ortak bir davranışı olduğu gerekçesine dayandırmak. Yani özeti bu. Bir iddiayı kabul ettirmek istiyorsunuz veya kabul ettirmek istiyorlar. Büyük çoğunluğun ortak bir davranışı olduğu gerekçesiyle buna dayanarak iddianın doğruluğunu ispat etmeye çalışır veya çalışırsınız. Ortak tutuma başvurma formülü de X herkesin ortak bir davranışıdır. O halde X doğru olandır, kabul edilmesi gerekendir, en ahlaki olandır. Hemen örnek verelim, daha iyi anlaşılsın. Sınavda kopya çektim çünkü bütün sınıf kopya çekti. O halde kopya çekmek doğru olandır, kabul edilmesi gerekendir, ahlakidir, değil mi? Ne yaparsınız bu şekilde? Kendi vicdanınıza aklarsınız, otoriteye başvurarak. Herkes böyle yaptı. Ben de böyle yaptım. Yanlış bir şey yapmadım. Veya bir firma düşünün. Bir kadın iş görüşmesine gitmiş firmaya. Firma yetkilisi diyor ki kadına, evet biz de kadın erkek eşitliğini destekliyoruz ama birçok firma bünyesinde kadın çalışan bulundurmamaktadır. O halde biz de bünyemizde kadın çalışan bulundurmayabiliriz diyor. Bu bizim hakkımızdır diyor. Yani yine geleneğe ortak tutuma başvurarak, ortak düşünceye başvurarak o sırada ne yapıyor? Yaptığı safsatayı haklı çıkarmaya çalışıyor. Yani biz de diyor bünyemizde kadın çalışan bulundurmak istemiyoruz demek yerine diyor ki birçok firma böyle yapıyor, biz de bu şekilde yapıyoruz. Sizinle alakası yok gibi bir safsata türü. Bir başka örnek verelim. İşte insanların çoğu otobüslere binerken sıraya girmiyor. O zaman benim de sıraya girmemem yanlış bir şey değildir. Buyurun. Ortak tutuma başvurma safsatası. Otoriteye başvurdu. Ortak tutuma bakarak. Bu örneklerden de anladığınız üzere yanlış bir davranışı çoğunluğun ortak tutumu diye doğru gösterme davranışıdır. Bu ortak tutuma başvurma safsatası. Otoriteye başvurarak yapar bunu. Devam edelim. İnanca başvurma. Yine otoriteye başvurma türü bir safsata, inanca başvurma. Bir iddianın doğruluğunu insanların çoğunun ona inandığını savunarak kanıtlamaya çalışma hatasıdır. İnanca başvurma safsatasının formülü, insanların çoğu X'in doğru olduğuna inanıyor. O halde X doğrudur. Bu kadar basit bir formülü vardır bunun. İnanca başvurma safsatasına örnekler verelim. Ne diyelim? Kendi kendimize düşündüğümüzü düşünelim. Mantık yürütüyoruz. Dünyanın %80'i Tanrı'nın varlığına inanıyor. O halde Tanrı vardır. Otoriteye başvurma şeklinde bir mantık safsatası oluşturdunuz kendinize. Bir başka örnek verelim.
Birine diyorsunuz ki veya biri size diyor ki uyuşturucu kullanmak kötü bir şey değildir. Çünkü uyuşturucu kullananlar bu sayede rahatladıklarını söylüyorlar. Ben de gördüm diyor. Bu sayede rahatlayan insanlar var. O zaman bu kötü bir şey değildir. O halde uyuşturucu kullanmak kötü değildir. Yine inanca başvurdu otoriteye bakarak. Doğal olarak safsata. Evet, grup baskısı. Yine otoriteye başvurma türü bir safsatayla karşı karşıyayız. Türkçe ifadeyle mahalle baskısı da diyebiliriz bunu. Hani vardır ya bir söz bizde, mahalle baskısı. İşte bu da bunun grup baskısındaki karşılığıdır. Bir iddiayı kabul ettirmek için o iddia ile ilgili deliller öne sürmek yerine ne yaparsınız? Bir grubun ya da içinde olduğun grubun baskısını öne sürersin. Grup baskısı safsatasının formülü şöyledir. P kişisi grubu tarafından X iddiasını reddetmesi için baskı altına alınıyor. O halde P kişisinin X iddiası yanlıştır. Örnek verelim daha iyi anlaşılsın bu konu. Meryem işçilerin zor ve ağır şartlar altında çalıştırıldığını söylüyor bir grubun içinde. Bir diğeri diyor ki Meryem'e grup arkadaşları bir anda böyle tek ağız birliği yapmışçasına Meryem'e yükleniyorlar. Diyorlar ki bu söylediğin komünistçe bir sözdür, komünist bir söylemdir ve eğer bu söylemene devam edersen seni gruptan çıkartırız. Bu yüzden Meryem gruptan atılmamak için iddiasından vazgeçtiğini söylüyor. Onu demek istemedim, bunu demek istemedim. Bir başka örnek verelim. Gençlerin oluşturduğu bir rock grubu düşünün. Müzik yapan bir rock grubunda, bir müzik grubunda bir birey olan Ali var. İşte 4 kişilik olsun bu grup veya 5 kişilik olsun. Ali bir muhabbet esnasında grup arkadaşlarına diyor ki klasik müzik diyor, en kaliteli müzik bence klasik müzik türüdür diyor. Mehmet de diyor ki gruptaki diğer üye Ali'ye. Ali'yi yani klasik müziği yaşlı insanların sevdiğini söylüyor ve bu grupta rock müziğin sevildiğini söylüyor. Ha. Çaktırmadan bir baskı altına almaya çalışıyor fikrini değiştirmesi için. İşte klasik müziği yaşlı insanlar dinler. Biz burada rock yapıyoruz falan, en iyi müzik rock'tır falan fıstık. Böylece Ali ya iddiasını geri çekmek zorunda kalır ya da daha fazla ilerletmemek zorunda kalıp konuyu susar. Değil mi? İşte bu grup baskısıdır. Yani diğer adıyla mahalle baskısı. Diğer safsata türümüz duygulara başvurma. Gördüğünüz gibi duygu safsatası yeni bir safsata kategorisiyle karşı karşıyayız. Bir kişinin iddiasının doğruluğunu kabul ettirmek için insanların duygularıyla oynamasıdır. Yani Yeşilçam filmi gibi oldu ama tam olarak öyledir. Duygulara başvurma safsatası formülü. Hoşlanılan veya arzu edilen duygular X ile uyuşmaktadır. O halde X doğrudur. Örnek görelim. Daha iyi anlaşılsın. Mesela reklamları düşünün. Daha diri ve parlak saçlar temalı şampuan reklamı düşünün. Ali bu reklamı izliyor ve bu şampuanı kullanmasıyla saçlarının gülleşeceğini, daha parlayacağını iddia etmeye başlar, değil mi? Saçları döküldüğü için üzülen bir kişi düşünün. Gördüğü reklamdaki, yine bu reklamda gördüğü temaya inanmak ister. Şampuanı alır. Ya da zayıflama hapları var bilirsiniz. Hatta birçok insan öldü bu yüzden ülkemizde de. İşte ayda 4 kilo zayıfla, ayda 7 kilo zayıfla gibi zayıflama hapları, reklamda iddia edilen hapların şişman bir kimse ne düşünür? Bu temanın doğru olduğuna inanmak ister. Bu iddianın doğru olduğuna inanıp satın alabilir. O reklam ne yapıyor? Duygulara başvuruyor. Duygu safsatası yapıyor. Bir başka örnek verelim. Yeni çıkan bu telefonu aldığınızda zenginliğiniz kıskanılacak. Yine bir reklam olsun. Ali zengin ve kıskanılan bir erkek olmayı arzuluyor. O halde bu telefonu aldığında Ali zengin ve kıskanılan bir erkek olabilecektir. Devam edelim. Korkuya başvurmak bir diğer safsata türümüz. Yine duygu safsatası kategorisinde, dikkat ettiniz. İnsanları korkutarak iddianın doğruluğunu kabul ettirmeye çalışmak. Yani doğruluğunu iddianın kabul ettirme safsatası. Korkuya dayanarak veya insanları korkutarak. Korkuya başvurma safsatasının formülü Y iddiası korku yaratmak amacıyla ileri sürülür. O halde X doğrudur. Ama şöyle düşünün, genellikle X'in Y ile bir ilişkisi yoktur. Örnek verelim daha iyi anlaşılsın. Tanrı'nın varlığına inanmalısın. Tanrı'nın varlığına inanmazsan cehennemde yanarsın. O halde Tanrı'nın varlığına inanmalıyız gibi. Bir başka örnek verelim. Ders kitaplarında yazanların hepsi doğrudur. Yanlış dersem öğretmen beni sınıfta bırakır. Korkuya başvuruyor öğretmen burada, farkında olsun olmasın. Sonuçta duygu safsatası. Kişi de bu safsataya kapılıyor.
Bir başka örnek daha vereyim, yine akademik bir şey olsun. Bir öğrenci öğretim üyesine bu dersten mutlaka geçmesi gerektiğini söyler. Ofis saatinizde odanıza uğrayıp notumu öğrenmek isterim diyor. Bu arada şimdi dekan olan dayıma uğrayacağım diyor. Şimdi dekan olan dayıma bir uğrayayım, sonra size uğrayacağım hocam. Ofis saatinde odanıza uğrayıp notumu öğreneceğim. Ama önce bir dekan olan dayıma bir uğrayayım. Anladınız. Korkuya başvurma safsatasına giriyor. Öğretim üyesine dayısının dekan olduğunu söyleyip korkutacağını ve dersi geçeceğini düşünüyor. Bu safsata tabii. Devam edelim. Yağcılığa başvurmak. Şaşırtma safsatası. Yine bir kategoriyle karşı karşıyayız. Yağcılık yaparak iddiasının doğru olduğunu kabul ettirmeye çalışır. Bu safsatayı uygulayan kişi veya kişiler veya kurumlar. Yağcılık iddiasını kanıtlamak için bir delil oluşturmasa da, yani sen yağcılık yaptın diye iddian doğru mu oldu? Hayır, bir delil yok. Ama oluşturabileceği kanısındadır. Ve bu kanıda olma hatasıdır. Bu safsata. Hemen formülünü vereyim. Yağcılığa başvurma safsatasının formülünü. A kişisine B kişisi tarafından yağcılık yapılıyor diyelim. B kişisi X iddiasında bulunuyor. O halde X iddiası doğrudur. Değil mi? Çünkü A B'ye yağcılık yapıyor. B de şu iddiada bulunuyor. O halde A diyecek ki evet, o iddia doğrudur. Örnek verelim hemen. Serkan diyor ki hocasına. Hocam şu ana kadar aldığım en iyi felsefe dersi buydu. Helal olsun falan. Sonra yine diyor ki Serkan, bu dersten geçmem gerekiyor hocam. Biliyorsunuz. Serkan böyle yaparak ne düşünür? Serkan dersi geçmesi gerektiği iddiasının gerçekleşeceğini düşünüyor böyle yaparak. Hocaya yalakalık yaparak. Bu dersten beni geçirir. Ne oldu? Yağcılığa başvurmayla şaşırtma safsatası yapmaya çalışıyor hocasına. Veya şöyle bir örnek vereyim. Mehmet sen gerçekten melek gibi bir adamsın ya. Yani geçen yengene de söyledim. Mehmet'e borcumu hala ödeyemedim ama Mehmet çok kaliteli adamdır dedim. Yakama yapışmaz dedim. Bu arada borç biraz daha gidecek kardeşim. Sıkıntı olmaz değil mi? diyen biri de bu kadar yağcılıktan sonra iddiasının kabul edileceğini düşünür. Yani Mehmet'in iyi tamam hadi falan. Sonra ödersin gibi devam edelim. Yeniye başvurmak. Yeniye başvurma safsatası. Yine duygu safsatası kategorisinde. Yeni olan bir şeyin daha iyi olduğunu düşünme safsatasıdır. Bir şey yeni olduğu için daha iyi veya daha doğrudur diye düşünürüz. Veya düşünürler veya bize söylerler veya biz söyleriz. Formülünü vereyim. Yeniye başvurma safsatasının formülü. X yenidir. O halde X doğrudur veya iyidir gibi. Örnek verelim hemen. Bu telefon şu markanın en yeni modelidir. O halde bu telefon iyidir veya en iyisidir gibi bir düşünce tarzı veya söylem tarzı safsatadır, duygu safsatasıdır. Bir örnek daha vereyim. Ne diyelim? Üfler bisküvisi yeni lifli yapısıyla açlığı önleyici bir formülle sizler için çıktı. O halde üfler bisküvisi en iyisidir. gibi. Bir örnek daha verelim. Örneğin işte araba reklamlarında yeni tasarımıyla vurgusu sıkça yapılır değil mi? Yenilendi, yeni tasarımıyla falan. Dolayısıyla eskisinden daha iyi olduğu reklamı yapılır bu şekilde. Halbuki arabanın eski modeli daha az hatasız olabilir. yani eski modeli daha iyi olabilir. Gibi. Devam edelim. Acındırma safsatası yine bir duygu safsatasıyla karşı karşıyayız. Acındırma safsatası duygulara başvurmak türeten bir safsata. Bir kişinin iddiasını doğrulatmak için karşısındakinde acıma duygusu yaratmaya çalışması. Acıma duygusu yaratmak için ileri sürdüğü iddiasını bu kişi gerçek iddiasıyla yer değiştirtir. Bakın çok dikkat edin. Bu bir safsata. Neden? Çünkü acıma duygusu yaratmak iddiasını doğrulatmak için bir delil değil, değil mi? Bir delil göstermez. Yani acındırarak bir iddiada bulunmak bu iddiayı doğru yapmaz. Ama bu safsata sıkça yapılır. Formülünü vereyim hemen acındırma safsatasının. P iddiası acıma hissi yaratmak niyetiyle ileri sürülüyor. O halde C iddiası doğrudur. Hemen acındırma safsatasına örnekler verelim. Şahıs diyor ki, umarım işimden memnunsunuzdur patronuna. Diyor ki, umarım işimden memnunsunuzdur çünkü bu işe çok ihtiyacım var. Çünkü kardeşime ben bakıyorum. O halde işimden memnundurlar. Memnun değillerse de beni işten kovmazlar. Bir başka örnek vereyim. Hocasına yine desin ki az önceki çakal. Bu dersten geçmem gerekiyor.
Bu dersten geçemezsem sınıfta kalırım. O halde bu dersten geçmem gerekiyor. Sınıfta kalacağı vurgusunu yapıyor. Acındırarak dersten geçmeye çalışıyor. Devam edelim. Geleneğe başvurmak bir başka safsata türü. Yine otoriteye başvurma türü bir safsata. Bir iddia veya şey sadece eski denenmiş, değil mi? Tecrübe edilmiş, geleneksel olduğu için doğrudur diye düşünme hatasıdır bu veya söyleme hatasıdır. Doğrudur deme hatasıdır. Bazı durumlarda hakikaten de bu doğrudur. Yani evet, bazı durumlarda gerçekten gelenekçi olan iyidir, gelenekçe bilinen. Ama bütün olaylara bunu vurgularsan safsatadır, mantık safsatası, mantık hatası yapıyorsun. Geleneğe başvurma safsatasının formülünü vereyim hemen. X eski veya gelenekseldir, o halde X doğru ya da daha iyidir. Hemen örnekler verelim, daha iyi anlaşılsın. Tanrı'nın varlığına inanıyorum. İnsanlar binlerce yıldır Tanrı'nın varlığına inanıyorlar. Yoksa niye bu inanç bugüne kadar sürsün ki diye düşünüyorum kendi kendime. O halde Tanrı vardır. Ne yaptınız? Geleneğe başvurarak, yani ana kategorisi otoriteye başvurarak bir safsata mantık yürüttünüz. Bir başka örnek vereyim. İşte doğuda kan davası olayları uzun yıllardır gelenekselleşmiş bir şey, değil mi? Şimdi düşünüyorum kendi kendime. İnsanlık ilerlediği halde günümüzde hala nasıl böyle şeyler olur? Yani anlamıyorum, değil mi? O zaman düşünüyorum ya, o halde yani geleneksel olduğu için bu kadar geleneksel olmuş bir şey, kan davası güden bu ailelerin de mutlaka bir bildikleri vardır. Yani bu adamlar aptal değil ya. Bu kadar yıllardır bir gelenek oluşmuş, böyle yapılması isteniyor, böyle öğretiyorlar. Bu adamlar da bir şey biliyordur, bir şey oluyor herhalde. Ben mi anlamıyorum acaba gibi bir düşüncedir. Devam edelim. Bütünleme yine birleştirmeyle bağlantılı kategori hatası. Yeni bir kategori hatalarına. Kategoriye kategori hataları türü eklendi. Bütünleme birleştirme hatası. Bütünün kendisini oluşturan parçalarla aynı özelliğe sahip olduğunu çıkarma hatası. Bakın çok dikkat edin. Bütünün kendisini oluşturan parçalarla, değil mi? Tüme varım, tümden gelimi hatırlayın. Aynı özelliğe sahip olduğunu düşünme hatasıdır. Oysa bütün parçalardan farklıdır, değil mi? Hemen bütünleme safsatasının formülünü vereyim. X bütününü meydana getiren parçalar A, B, C özelliklerine sahiptir. O halde X bütünü de A, B, C özelliklerine sahiptir. Örnek verelim hemen. Sodyum ve klor sağlık için zararlıdır. O halde sodyum ve klorun birleşimi olan tuz da sağlık için zararlıdır. Bir başka örnek vereyim. Atom renksizdir. Kediler atomlardan oluşur. O halde kediler de renksizdir. Bir başka örnek vereyim. Atina'ya gittim, çok güzeldi. Demek ki Yunanistan çok güzel bir ülke. Değil mi? Atina'nın güzel olması Yunanistan'ın güzel olduğu anlamına gelir mi? Gelmez. Bütünleme hatası yapıyorsun. Yapma. Devam edelim. Bunun tam zıttı indirgeme, yani bölme hatası. Yine kategori hatasıdır. Bütün için doğru olan bir özellik veya iddianın bütünün parçaları için de doğru olacağını düşünme hatasıdır bu. Yani tam tersidir. Bunlar tam zıttır. Bu da tüme giden bir mantık hatası. Hemen örnek verelim. Önce formülünü vereyim. İndirgeme hatasının. X'in bütünü ABC özelliklerine sahiptir. X'in her bir parçası da ABC özelliklerine sahiptir o halde. Örnek verelim hemen. Tuzu güvenle yiyebiliriz. O halde tuzu meydana getiren sodyum ve kloru da güvenle yiyebiliriz. Hata. Bir başka örnek vereyim. Elimdeki top kırmızı renktedir. O halde bu topu oluşturan atomlar da kırmızı renktedir. Değil mi? Hata. Veya az önceki örneği tam zıttını yapalım. Madem zıttıdır. Atina hariç bütün Yunanistan'ı gezdim. Çok güzeldi. O halde Atina da güzel olmalı. Yanlış. Atina. Hepsi iyi olsa da o görmediğin Atina %100 kötü olabilir. Hiç beklemediğin gibi bir şey olabilir. Bütünleme hatası yapıyorsun. Bir başka örnek vereyim. Elif büyük bir apartmanda oturuyor. Ne düşünür? Ne düşünürsünüz? O halde Elif'in dairesi de büyük olmalı. Yani büyük apartmanda küçük daire yoktur herhalde gibi bütünleme hatası yaparsınız. Devam edelim. Yanlış ikilem. Şimdi değişik bir kategori değil mi? Şaşırtma safsatası bu. Yanlış ikilem. Doğrudan formülünü vereyim. Ya X doğrudur ya Y doğrudur. Halbuki ikisinin de yanlış olduğu durum olabilir, değil mi? Ama
Hayır. Ya X doğrudur ya Y doğrudur. Y yanlıştır. O halde X doğrudur. Sanki başka bir doğru olamazmış gibi. Sanki bunlardan biri en doğruymuş gibi. Bunlar ikisi de yanlış olamazmış gibi bir yanlış ikilem. Yani şaşırtma safsatasıdır bu. Her ikisinin de yanlış olduğu bir durumda birinin yanlış olmasından diğerinin doğru olduğu sonucunu çıkaramayız, değil mi? Hemen örnek vereyim. Ya Müslümansın ya dinsiz. Dinsiz değilsin. İlginç. O halde Müslümansın. Hayır, belki de bambaşka bir dine mensubum. Ya da deistim, agnostikim, falanım filanım. Budistim, oyum buyum. Yani dinsiz değilsen Müslüman mı oluyorum gibi. Veya bir başka örnek. Ya komünistsin ya faşist. Komünist değilsin veya değil misin? O halde faşistsin gibi. Bunu komünistler çok sık yaparlar, bu hatayı. Çok duyarsınız. Ya komünizm işte ya faşizm gibi. Bir başka örnek vereyim. Demek beni sevmiyorsun. Ben senin nefretini kazanacak ne yaptım diyor bir kız veya bir erkek. Şimdi evet, diyelim ki hakikaten sevmediğini söyledi bir taraf. Diğer tarafta yani sevmiyorum demek nefret ediyorum demek midir? Sevmiyorsam nefret mi ediyorumdur? Hayır. Belki nötr kalmışımdır artık. Veya daha az seviyorumdur. Bir türlü şey olabilir ama beni sevmiyorsan demek beni sevmiyorsun. Ben senin nefretini kazanacak ne yaptım ki gibi bir şey. Ne yapıyorsunuz? Yanlış ikilem, şaşırtma safsatası yapıyorsunuz. Bir başka örnek vereyim. Ya bana karşı ol ya da yanımda ol. Niye? İkisi de olmak istemiyorum belki. Değil mi? Bir başka örnek vereyim. Meşhur bir sözden. Ya ülkeni sev ya da terk et. Ya sev ya terk et. Değil mi? Niye? Yani ikisinin dışında bir şey olamaz mı? Safsata. Devam edelim. İspatlama mecburiyeti. Yine şaşırtma safsatasıdır. İspat yükü de diyebiliriz buna. Yani bir iddianın yanlışlığının ispatlanamamış olması. Dolayısıyla yani doğruluğunun ispatlanamamış olması. Dolayısıyla yanlış olduğunu ileri sürmek. Yani ispatlanamamış. O halde yanlıştır bu. Yani bir şey aksi ispatlanamadığı sürece doğrudur varsayımına dayanır bu safsata. Formülünü vereyim hemen ispatlama mecburiyeti safsatasının. X iddiası A yanıyla ileri sürülürken D yanının ispatlanması isteniyor. B yanı X'in yanlış olduğunu ileri sürüyor. Çünkü X'in ispatı yok. İspatı olmaması yanlış olduğu anlamına mı gelir? Hayır. Hemen örnek vereyim. Tanrı'nın varlığı ispatlanamamıştır. O halde Tanrı yoktur. Niye? Tanrı'nın varlığı ispatlanamamış olması Tanrı olmadığı anlamına mı gelir? Değil mi? Bir örnek vereyim. Hayaletlerin olmadığını ispatlayamazsın diyor. O halde hayalet vardır. Bir başka örnek vereyim. Bilim adamları uzaydaki kara deliklerin varlığını ispat edemediler hala. O halde kara delikler yoktur gibi. Belki ileride ispat edilecek. Bir başka örnek daha vereyim, iyice anlaşılsın. Diyalog veya monolog olarak da olabilir bu. Uzaylıların dünyayı ziyaret etmediğini ispatlayamazsın, değil mi? O halde dünyayı ziyaret ediyorlar gibi. Anlaşıldığını düşünüyorum. Bir başka safsata türü kumarbaz safsatasıdır. İstatiksel safsata çok önemli. Formülünü vereyim hemen kumarbaz safsatasının. Şimdi şöyle, kumarbaz safsatası bir olayın geçmişte nadir gerçekleşmiş olmasına dayanarak gelecekte daha yüksek ihtimalle ortaya çıkabileceğini düşünme hatasıdır. Çok kullanılan yine diğerleri gibi bir safsata. Hem kendi aklımızda hem başkalarının bize karşı kullandığı hem bizim başkalarına karşı kullandığımız veya kendimize karşı kullandığımız safsata mantık hatalarına bir örnek. Formülünü vereyim hemen kumarbaz safsatasının. X olur. X'in olması öncekilerden bağımsız olmayarak uzun vadede veya orta vadede olacağı beklenmekteydi. O halde X gerçekleşecektir. Hani bilirsiniz, mesela kumarbazların 15 kez yazı geldikten sonra 16. kez tura geleceğini iddia etmeleri gibi yani. Neden? Çünkü hep yazı geldi, artık tura gelecek demek ki. Her an tura gelebilir. Halbuki hiçbir alakası yok. Bir önce yazı gelmesinin, 15 defa yazı gelmesinin tura ile ne alakası var? Hani sanki maddenin bir şeyi var. Düşüncesiz maddenin bir bilinci var da çok yazı geldim hadi bir tura geleyim diyecek. Bir başka örnek vereyim, buna daha iyi anlaşılacak. İşte bir haftadır kar yağıyor. O yüzden yarın hava güneşli olacak. Artık hep kar yağdı yeter herhalde bir güneş açar. Sanki düşünen biri var bunu doğada gibi bir hata. Bir başka örnek vereyim. Madem kumarbaz dedik. Kumarbaz diyor ki bize, yani kumarbaz derken burada bir tanım olarak kumarbaz bu. Bunu her insan yapıyor bu hataları. Yakında milli piyangoyu tutturacağım.
Yıllardır her hafta milli piyango oynuyorum. Daha tutturamadım. O halde kazanma ihtimalim arttı. Artık her an tutma zamanı geldi. Yani bu kadar zaman tutturamadıysam, değil mi? Artık tutturma zamanım geliyor. Yakında kazanacağım yani. Sıra bana geliyor. Hissediyorum gibi. Hatta kumarbazlar buna Do Effect diyorlar. Şimdiye kadar gerçekleşmedi. Bu yüzden bundan sonra gerçekleşecek beklentisi. Halbuki iki, o hani az önce örnek vermiştim ya. İşte yazı tura atışı 15 defa yazı gelmiş. Veya işte bu milli piyango örneği gibi. Yani iki atış arasında bir bağlantı yok. Önce yazı gelmesinin sonra tura gelmesiyle bir alakası yok. Tura gelirse de bir bağlantısı olduğu için gelmez yani. Tura hiç gelmeye de bilir. Bu tür iddialar çünkü olasılık teorisiyle bağdaşmaz. Devam edelim. Öncesinde safsatası, tartışmalı sebep kategorisine girer bu. Öncesinde, ondan sonra, öyleyse, ondan dolayı gibi düşünmek veya söylemek, bir iddiada bulunmak. Sözde sebep safsatası da denir buna. Sözde sebep safsatası da denir. Batıl itikatlarımızla ilgilidir bu. Bir olayın olmasının bir zaman sonra başka bir olaya neden olduğu sonucunu çıkarmaktan doğan bir hatadır. Hemen formülünü vereyim, öncesinde safsatasını. A olayı B olayından önce olur. O halde A, B'nin sebebidir. Hemen örnek vereyim, daha iyi anlayacaksınız. Arkadaşımın kedisi elimi tırmaladı. İşte 3 gün sonra, bir hafta sonra ateşlendim. O halde ateşlenmemin sebebi arkadaşımın kedisinin beni tırmalamasıdır gibi. Bir başka örnek vereyim. Bu gömlekle gittiğim tüm iş görüşmeleri iyi geçti, olumlu geçti. O halde bugünkü iş görüşmem için bu gömleği giyeyim gibi. Bir başka örnek daha vereyim. Bu yaşandı biliyorsunuz 99 depreminde. Güneş tutulmasından sonra deprem oldu. O halde depremin sebebi güneş tutulmasıdır diye düşünmek veya iddia etmek. Öncesinde safsatasıdır. Bir örnek daha vereyim hadi. Yine yaşanan bir örnek. Can'a bir mail geliyor. Mailde diyor ki bu maili 10 kişiye göndermezsen başına iş gelecek yazıyor. Can maili kapatıyor ya falan diye. Bir hafta sonra yolda yürürken ayağı kaydı. Düştü Can, ayağını kırdı. Hastaneden çıkınca maili 10 kişiye gönderir. Ona bağlayabilir. Yani iki olayın birbiriyle alakası olamayacağı halde ayağının kırmasının nedeni olarak maili gönderememesini görür. İşte bu öncesinde safsatasıdır. Devam edelim. Acele genelleme. Yine istatistiksel hata. Acele genelleme safsatası. Çok az bir örneğe dayanarak acele genelleme yapmak. Yetersiz örnek safsatası da denir aynı zamanda. Veya acele tüme varım da denebilir buna. Çok az elinde veri var ama sen hemen genelleme yapıyorsun. Acele tüme varım, acele genelleme, yetersiz örnek safsatası. Hemen acele genelleme formülünü vereyim. P topluluğundan çok küçük bir örnek olan S alınır. P topluluğundan alınan S örneğine dayanarak C örneği çıkarılır. Hemen örnek vereyim, daha iyi anlayacaksınız bu konuda. Bir feminist olan Merve erkeklerden hoşlanmaz. O halde bütün feministler erkeklerden hoşlanmaz diye düşünmek gibi. Bir başka örnek vereyim. Ahmet doktora yapmak için Amerika'ya gidiyor. Gittiği gün okulun bahçesinde takılıyor. İki tane beyaz albino sincap görüyor. O sırada da ailesiyle telefonda konuşuyor. Onlara Amerika'da sincapların beyaz olduğunu söylüyor. Burada beyaz sincaplar var. İşte halbuki beyaz sincap Amerika'da çok ender görülen bir şey. Tam Ahmet'e denk gelmiş. Bak ama hemen ne düşünür? Demek ki burada bir sürü beyaz sincap var. Ben bile daha dakika bir gol bir gördüğüme göre. Halbuki hepsi o kadar da olabilir. Belki iki tane beyaz sincap vardır bütün Amerika'da. Sen onu görmüşsündür. Bir yaşanan örnek daha vereyim. 2010 yılında yaşandı bu örnek. Fransa devleti yaptı bu hatayı. Acele genelleme hatasını. 2010 yılında bilenler vardır belki. Bir Roman vatandaşı bir Fransızı öldürdü Fransa'da. Böyle oldu diye bütün Romalıları suçlayıp Fransa devleti sınır dışı etti. İşte buyurun acele genelleme hatası. Safsata. Son safsatamız yine otoriteye başvurma türünden olacak. Görecelilik safsatası. Subjektif safsata da diyebiliriz buna. Bir kişinin bir iddiayı sadece başkaları için doğru olabileceği ama kendisi için doğru olmadığını söyleyerek reddetmesi durumudur diyelim. Görecelilik safsatasının formülü X iddiasında bulunuluyor. A kişisi X'in başkaları için doğru olabileceğini ama kendisi için doğru olmadığını söylüyor. O halde ne oluyor? A kişisi X'i reddetmekte haklı olduğunu kanıtlamış sayılıyor. Hemen örnek vereyim.
Ali diyor ki Nesrin'e, Nesrin olsun. Ali Nesrin'e diyor ki senin pozisyonun, Nesrin diyor, senin pozisyonun çelişik ve kabul edilemez. Nesrin ona diyor ki çelişki sizin işte egosantrik, takıntılı, mantıksal dünyanızda sorun olabilir ama benim için iyidir. Böyle bir havalı laf ediyor. O halde benim çelişik pozisyonum iyidir. İyi de yani sen şu anda beni suçlayarak benim bu sözümü, söylemimi egosantriye bağladın, takıntıya bağladın, mantıksal dünyaya bağladın. İyi de ben başka bir şey aslında söyledim. Senin pozisyonun çelişik ve kabul edilemez dedim. Bunun üzerine konuşmuyoruz şu an. Şu an sen bana aynı zamanda ne yapıyorsun? Saldırıyorsun. Bir başka örnek vereyim. Spor yapmayan insanlar sağlıksızdır. Ben spor yapmıyorum ve gayet sağlıklıyım. O halde sporu reddetmekle haklı olduğumu düşünürüm. Yani gerek yok, ben sağlıklıyım ya. Halbuki sporu yapmak, yapmamak sağlıksızlıktır değil mi? Hani sen sağlıklıyım sanıyorsun da bir hastalığın yok, bir şeyin yok diye öyleyim sanıyorsun. Belki spor yapsan hayat kaliten çok daha yükselecek ki bunun belkisi de yok biliyorsunuz. Ama böyle düşünmek görecelilik safsatasıdır. Veya şöyle düşünün. Bir başka örnek. Yalan söylemek sana göre yanlış olabilir ama bana göre yanlış değil diyor adam. Safsata yani, ne demek yanlış? Yanlışsa yanlıştır. Sana göre, bana göre falan. Oho. Uzun iç safsata türleri bu kadar. Konunun çok net bir şekilde anlaşıldığını düşünüyorum. Safsata iyidir. Safsataları bilmek gerekir. Eğer safsataları bilmezsek mantıklı düşünemeyiz. Ve bize karşı yapılan safsata türü saldırıları algılayamayız. Bunları bilirsek, beynimizde kategorilendirirsek çok daha mantıklı, çok daha analitik düşünen bir insan haline geliriz. Bu yüzden bunları öğrenelim.